Dostlar selamlar. Borsa gündemde Intra Bey'in önemli bir haberi var. Köşe yazısı var. Bunu okuyalım. Hem yorumumuzu yapalım. Hektaş ve Sasa ile ilgili ve Hektaş ve Sasa'nın gelecek durumlarında bu analizden görebileceksiniz arkadaşlar. Yani gelecek sorular çok fazla. Özellikle Hektaş ile ilgili son 2 günde düştüğü için 3 günde diyelim düştüğü için hisse senetleri sorular çok fazla. Hektaş ve Sasa ile ilgili gelecekte ne bekliyor bizi? Bu yorumda net bir şekilde ortada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Buradan duyduklarınızı yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yani kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Ve yatırımcı profilinize uymayabilir. Evet, bu iki hisseyi büyüme hissesi olarak aldık. Büyüme hisseleri yatırımcının ilgi odağında arkadaşlar. Peki en fazla ilgi görenler hangileri? İki tanesini söylediğim gibi Sasa ve Hektaş. Borsada iki büyüme şirketinde getiriler son bir yılda %500'ü aşmış durumda. Peki bu hisseler neden yükseliyor? Sürekli yükseliş devam eder mi? Güçlü yatırımların olması nedeniyle şirketlere yoğun ilgi olduğunu görüyoruz ama hala bu kadar yükselmesi, özellikle Sasa'nın 100 lirayı geçmesi tekrar neyi ifade ediyor arkadaşlar? Evet. Şunu da söyleyelim. Büyük bir oynaklık olduğu için kredi satış ve açığa satış iki hissede de tedbir uygulamalara devam ediyor ve 14 Ekim'de gerçekleşti bu Sasa'da son açığa satış. Hektaş'ta da son açığa satış 7 Ekim'de gerçekleşti. Bir aylık tedbir cezaları, yani tedbir alındılar. Evet. Açığa satış Sasa Poliçler görüyorsunuz 10. ayın 14'ünde en son gerçekleşmiş. 85,7'ymiş o zaman. Yüksek 88,9, 87,22'den 314.407,876'lık bir hacim, 314 milyon 407.876 lira bir hacim gerçekleşmiş. 10. ayın 6'sında ortalama 85,93'ten 1 milyar 158.614.341 liralık bir hacim gerçekleşmiş arkadaşlar. 14 Ekim'den sonra da bir aylık açığa satış ve kredi satış tedbiri var Sasa'nın. Aynı şekilde Hektaş'ta da son açığa satış 7 Ekim'de gerçekleşmiş. Ortalama 23,64 liradan gerçekleşmiş arkadaşlar. 198.184 milyon 395 bin. Evet. Hisselerdeki yoğun işlemler ve volatilitenin artması üzerine, yani oynaklık dolayısıyla Borsa İstanbul her iki hisse hakkında da tedbir kararı verdi. Sesa'da 16 Kasım seans sonuna kadar, Hektaş'ta 09 Kasım tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar peki bu hisselerin, iki hissenin de, yani sürekli kanalımızda da bu iki hisse portföyümüzde bulunduğu için anlatıyoruz, önemini ve bunların piyasa değerini. Evet, Sasa Polyester'in piyasa değeri 224 milyar lira arkadaşlar şu anda. Grafiği gördüğünüz zaman piyasa değeri olarak 1996'dan 2022'ye sürekli bir düzenli yükseliş var. Yani bir düşüş var şurada ama 2009 yılında, fakat daha sonra bir 2013'te biraz daha var ve sonra az inişli olsa da sürekli yukarıya doğru bir ivme var arkadaşlar. Sasa Polyester yatırımcısına son bir yılda %590,02, son bir ayda ise %57,51 getiri sağladı arkadaşlar. Bugünkü değerler hariç 24 Ekim 2022 tarihinde en yüksek seviyesi olan 98,10 seviyesini gören hisse 97,5 seviyesinden alıcı buluyor şu anda. Evet, hemen burada arkadaşlar şeye bakalım. Günlük borsa değerine bakalım Sasa'nın. Arkadaşlar Sasa şu anda 15-19 itibariyle 25 Ekim'de 103,70 lira. Yani 3,70 lira ve %3,70 lira atmış. Arkadaşlar bu sabah vakitlerinde 11.45'te 107,90 liraya kadar yükseldi. En yüksek 108 lirayı görmüş. Evet. 11.45'te 108 lirayı görmüştü Sasa Polyester. 5 günlük gelirine de baktığımızda %20 bir geliri var. Evet. Yani bizim okuduğumuz makaleden farklı olarak şu anda Sasa Polyester 103,60 liradan alıcı buluyor arkadaşlar. Evet, tekrar makalemize döndüğümüzde bu
Dünkü değerler üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Hareket marjına baktığımızda son bir hafta içerisinde en düşük 83.1, en yüksek 98.1. Bugün 103'ü gördü. Şirketin piyasa değeri 224 milyar TL. Tabii şu anda biraz daha arttı arkadaşlar. %3 daha arttı. Son 4 çeyrek karı ise 5 milyar 633 5315 TL. Hissenin piyasa değeri yıllık karın 39 katı. Halka açıklık oranına baktığımızda 18 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Değerleme olan oranlarına bakıldığında da şirketin hissesi defter değerinin 23,09 katı fiyattan işlem görüyor. Evet. Şimdi Hektaş'a geçelim. Hektaş'ın piyasa değeri ise arkadaşlar şu anki 20 Ekim 2022'de 31.10 biliyorsunuz seviyesine yükseldi. Şu anda maksimum seviyesi oydu bölündükten sonra 28.6 seviyesinde alıcı buluyor. Bugün biraz daha düştü. Onu da birazdan göreceğiz. Hektaş'ın da arkadaşlar 1988'den 2022'ye kadar mükemmel bir aritmatik olarak yükselişi var. Evet, her yıl neredeyse artmış ve yükselmiş. Görüyorsunuz grafiği. Hektaş arkadaşlar yatırımcısına son bir yılda %886.92 kazandırdı. Son bir ayda ise 62.47 getirisi var. 20 Ekim 2022'de 31.10 seviyesi gibi maksimum seviyeyi gördü. 28.6'dan şu anda alıcı buluyor. Biraz daha düştü. Birazdan net olarak da göstereceğiz. Hareket marjına baktığımızda son bir yıl hafta içerisinde en düşük 28, en yüksek 31.1 seviyesini gördü diyor. En düşüğünü birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şirketin piyasa değeri ortalama 70 ile 73 milyar TL arasında. Son 4 çeyrek karı ise 650 milyon 248 bin 646 lira. Hissenin piyasa değeri yıllık karının 112 katı. Halka açıklık oranına baktığımızda 41 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Hareket marjına baktığımızda son bir hafta içerisinde en düşük 28, en yüksek 31.1 seviyesini gördü. Evet, burada hemen şeye bakalım. Burada en düşük 28 diyor ya, Hektaş'ın şu anki durumuna bakalım arkadaşlar. Evet, Hektaş'ın şu anki durumu arkadaşlar güncelleyelim. 15.24 itibariyle 27.66. Günü yine %4.49 eksi de kapatıyor. 27.66'dan şu anda alıcı buluyor. Eksi 1.30 1.30 1 lira 30 kuruş kapa eksi de. Evet. Bugün en düşük değeri 26.64. Biraz toparlamış. Bakın şurada görüyorsunuz. Çok düşmüş. 12.30 civarında 26.64'lere düşmüş. Sonra yükselmiş tekrar ve şu an yine bir aşağıya doğru eğim var. Yani Hektaş'ta 27.66 gibi kazancına baktığın zaman yüksek bir oran duruyor hala arkadaşlar. Kar satışları görülüyor şu anda. Bu kar satışları ne kadar sürecek tabi bunu bilemeyiz arkadaşlar. Hektaş şu anda son rakamıyla 27.64 lirada. Makalemize tekrar dönelim. Her iki şirket de defter değerinin çok üzerinde işlem görüyor. Hektaş'ın defter değeri 40, Sasa'nın defter değeri ise 23.6. Yatırımcılar bu şirketlerin önümüzdeki dönemde yatırımların meyvesini almasını ve temettü dağıtmalarını bekliyor. Yani zaten kağıt olarak yatırımcılar büyük bir paralar kazandılar. Birinden %500, birinden %800. Ama temettü olduğu zaman tabii hisse senetleri çok daha da değerli hale gelecek. Her iki şirkette de farklı amaçlarla ortak satışları gözlenebilmekte. Burada unutulmaması gereken hisse senetleri sürekli yükselmez. Bu nedenle bazen ortaklar satış yaparak hisselerin fiyatlarını frenleyebilirler de. Bu iki şirket içinde farklı nedenlerle ortak satışları yaşanabiliyor. Evet, en son Hektaş'taki o yakın satışınla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. O yak niçin satmış olabilir, onun detaylarını verdik. Diğer bir görüşte ortakların şirketin değerinin aşırı şişmesine dolayı satış yaptığı yönünde yatırımcılar her iki seçeneği de göz önünde bulundurarak şirket ilişkin yatırımlarını değerlendirmekte. Şirket büyümelerini sürdürdüğü ölçüde arkadaşlar yatırımcıların gündeminde kalmaya devam edecek ve biz de bunların videolarını yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar hatırlatalım. Uzun bir video oldu, kusura bakmayın. Çok konuştuk.
Sayfada yer alan bilgiler ve kanalımıza yer alan bilgiler kesinlikle tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olunuz. Bizim için moral ve motivasyon açısından bu çok önemli. Teşekkür butonumuz aktif. Teşekkür de edebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyoruz.